Evet beyler. Şu anda Servetiye Karşı'nın Yuvacık'tan yukarı olan yolunu çekiyorum. Araba gitmiyor bu yoldan. Reis-i Cumhurumuz asfaltsız yol dedi, kalmayacak. Biz şimdi asfaltı kaldırıp sokup atsalar daha iyi gideceğiz. Ayda bir 10 takım gidiyor. Kocaeli'nin en yakın, Basiskele'nin en yakın ilçeli mahallesi olan Servetiye Karşı'nın yolu beyler. Buyurun. Sayın Reis Cumhurum, sana sesleniyorum. Eğer şu yola Allah aşkına senin neferiniz, ama belediye olarak asla sakın ha Büyükşehir'e güvenme. Vallahi de billahi yeminle konuşuyorum. Mahalle muhtarıyım. Aynı zamanda köy temsilcisiyim. Bu Kara Osmanoğlu olduğu müddetçe kesinlikle nasıl beni 15 sene burada sürdürdüyse ben de aynı her sene %85 oy çıkardım. Fakat ne yazık ki benim çektiğim çileye bak. Buyurun. Ben daha konuşmayacağım. Konuşacak yol konuşacak. Ben ne anlatırsam yalan anlatırım belki. Ama arabamın sesini duyuyorsunuz. Allah aşkına Sayın Reis Cumhurum, şu yolların haline bak. Evet, toplantılara da katıldığımız zaman ilçemiz 7 yıldızlı ilçe, yoluna bakın. Burası da Basikeleri ilçesinin 7 yıldızlı ilçenin yolu. Nasıl 7 yıldız oluyorsa da oluyor, buyurun. Ha, bu yol 7 yıldızlı derken bu yol kesinlikle ilçenin yolu değil, Büyükşehir'in yolu. Sayın Hüseyin'e yazın. Yolu değil bu yol. Sayın, bunu izleyen arkadaşlara da sesleniyorum. Belki duyarlar. Aha yolum. Her ay bir 10 takım yaptırıyorum. Her ay. İzleyin beyler. Belki Reis-i Cumhur'um, belki duyar da şu kaseti veya yetkililer duyar. Aha yolum. Buyurun beyler. Hangi belediye yolu sorusu olsun, doğruları konuşmakla mükellefiz. Ama ben Reis Cumhur için canım feda. Aha da bu yolum. Köyüme arabamla gidemiyorum ya. Şu hale bakın ya, Allah aşkına ya. Sayın Reis Cumhur'um, sana sesleniyorum. Bunların senin il başkanlarına söyledim, ilçe başkanlarına söyledim. Efendim, milletvekillerinin haberi var, herkesin haberi var. Ne yazık ki şu yolumu kesinlikle yaptıramadım. Buyurun. Aynı zamanda da burası Servetiye Karşı köyüne, cephesine, 1910'larda olan savaşın yolu bu yol. Buyurun. Ben başka ilçelere yapılanları gezilsin, bakılsın Sayın Cumhurbaşkanım. Eğer yanlış konuşuyorsam, başka köylerden fazla da bir şey istemiyorum. Ama ne yazık ki çektiğim çile, anamın sütünden, burnumdan sütünden getirdiler. Şu yolun çukurlarına bakın ya, arabama bakın ya. Şu yola bakın ya, Allah aşkına bu ne ya? Bu ne ya? Sonuna kadar çekiyorum. Kara Osmanoğlu, yolsuz, köysüz, asfaltsız yol kalmadı dedi, buyurun. Şu çukurlara bakın ya, şunlara bakın ya. Araba gitmiyor ya. Evet, bu yol Kocaeli Büyükşehir'in yolu. Buyurun. Arabanın içinde çukur, şunun içinde daha göreceğiz. Aşağı çukurları göreceğiz. Şu hale bakın ya. 6 kilometre ilçenin uzaklığı var. Şu hale bak ya. Bu ne ya? Ha bu devirde uzaya çıkıyor millet. Benim yolum yok. Dağlar yol içinde. Dağlara ne bileyim yani, hayvanların, yaban hayvanların dolaştığı yol benim yoldan iyi. Şu hale bakın. Araba gitmiyor. Her tarafı oynuyor. Her tarafı perişan yol. Daha yeni araba aldım. 10 takımını fotosuna çıkarıp şu hale bakın ya. Şuradan kaçarak arabaya yol gidemiyorum ya. Şu hale bakın ya. Bu da yol. Buyurun. Yol. Büyükşehir'in yolu. Çalışıyor. Çalışıyor. Vekillerin haberi var. Kocaeli vekillerinin. İl başkanlarının var. Ama ne yazık ki Kara Osmanoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımızın var. Buyurun.
Artık canıma tak etti. Canlı video yapmakla mecbur kaldım. Partimin neferiyim. Halen de köy temsilcisiyim. Yoluma bakın. Aynı zamanda da muhtarım. Buyurun beyler. Dostlar görün. Yolumun hali bu. Evet, şu ana kadar hiç vermedim. Derdi alamadım ama arabamın 3000 lira verince 10 takımlarına iki arabamın bana baktı abi. Buyurun. Ha bugün hayalim. Ha bugün hayalim. Evet, yollar bu. Sayın Karaosmanoğlu da çok iyi biliyor. İlçe belediye başkanımızın yolu değil. O bakmıyor. Nedense köy hakkımız kalktı. Böyle bir öve yavlak olduk. Buyurun yollara. Arabanın sesini de duyuyorsunuz. Arabamın oynamadık tarafı yok. Şöyle bakayım. Allah aşkına ya. Sayın Reis Sümür'üm belki senin kulağına gelir görürsün de. Şu yollara bak. Aha. Yalan değil, gerçek. Görüntülü konuşuyorum. Aha da bu durum bu. Ne yazık ki çilemiz bu. Çilemiz bu. Şimdi de diyecekler ki aynen diyecekleri kelime. Ya muhtar, bir yolunu yaptıramadın mı? AK Parti'ye düşman mısın? Hayır, ben AK Parti'nin neferiyim. Her seçimde %85 oy çıkardım. Buyurun. Gene de çıkaracağım ama belediyeye değil. Cumhurumun seçiminde aynen Büyükşehir'e kendi oyum var. Vermeyeceğim abi. Bu kadar net konuşuyorum. Herkes duysun. İbrahim Karaosmanoğlu orada var olduğu müddetçe bana bu hizmeti yaptığı için oyum da bu. Kimse de kusura bakmasın. Öyle bir tane de oyumuz yok. Eğer bu şeye tokulursa oyumuzun bayağısını görürsünüz. Buyurun. Buyurun. Öyle. Evet. Buyurun. Kasıtlı mı oluyoruz, ne oluyoruz bilmiyorum. Buna büyüklerimizin el atması lazım abi. Başka çarem yok. Utanıyorum. Muhtar olduğumdan da utanıyorum. Şu yolumun haline bak. Çektiğim çileye bak. Anlamıyorum ya. Muhtar adam derdini anlatamıyor. Büyükşehir beyefendisine. Buyurun.